Bursa Sanat TV izleyicileri, yine bir programın güzel bir dakikasına başlıyoruz. Bu akşam misafirlerimiz BUSET, Bursa Severler Derneği Başkanı ve BUSET yönetimi ile birlikte olacağız. Öncelikle başkanımızdan başlayalım. Bir tanıyalım. Dernekten bahsedelim. Ben öncelikle Sanat TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Ve bu arada Ferdin Hocam, siz de programınızdan dolayı inşallah güzel bir program olur. Başarılar diliyorum size de ayrıca. Bursa Severler Derneği 23 Mayıs 2014 yılında kurulan bir sivil öncelikli fikir derneğidir. Bursa Severler Derneği'ni kurarken arkadaşlarımızla amacımız Bursa'yı tanıtmak. Bursa kültürü içerisinde dışarıdan göç alan bir şehrimiz. Burada bütün toplumumuzu ayrıştırmadan sosyal barışın sağlanmasını amaçladığımız bir sivil öncelikli fikir derneğimiz. Bursa Severler Derneği 2014 yılında kurulduktan sonra iki dönemdir başkanlığını yapmaktayım. En son 15 Temmuz 2018'de göreve geldiğim yönetim kurulu arkadaşlarımla Bursa Severler adına epey bir mesafe kat ettiğimizi ve Bursa'nın da ciddi etkinlik yapan, sosyal barış anlamında mesaj veren bir derneği olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte ne gösterir bilmiyorum ama Bursa Severler Derneği geldiği bir konumda bu başarı, tabii ki biz Bursa Severler Derneği demiyoruz genelde de, biz Bursa Severler ailesi, BUSET ailesi olarak bahsediyoruz birbirimizden. Çünkü biz acıda, kederde, iyi günde hep beraber olmaya gayret gösteriyoruz bu anlamda. Bursa Severler Derneği hazırlamış olduğu projelerde 17 ilçe 1060 mahallenin tanıtımını üstlenmiş bir ciddi bir dernektir. Gönüllü turizm elçisidir. Yaklaşık 15 Temmuz'dan itibaren 12 ilçemizi ve köylerimizi gezmeye gayret ettik. Bu projemiz devam edecek. Gittiğimiz köylerde halkımızla bütünleşiyoruz. Oranın ekonomisine az da olsa bir katkıda bulunuyoruz. Üreticinin ürettiğini almaya, esnafımızı gönüllemeye, onun da kisesine 3-5 kuruş bizim de katkımız olsun anlamında böyle bir çalışmamız var şu anda. Bu arada derneğimizin şehir dışında kültürel gezileri olmakta. Bunu da yeterince başarıyla gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Sizin de işte danışmanımız olduğunuz bir projemiz var. İnşallah bunu da biraz sürpriz olsun, kamuoyuyla paylaşmayalım diyorum ama inşallah kabul görürse Bursa Severler'in hakikaten Bursa'da aklı bir sesi olduğunu tüm kamuoyuna duyuracağımıza inanıyorum. Evet. Süleyman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bursa Severler Derneği ile birlikte ilk başlatmış olduğumuz halka açık eğitim projemizdi. Bugün yine birisini gerçekleştirdik. Ördekli Kültür Merkezi'nde her ay düzenli olarak yapmış olduğumuz eğitim programımız yer alıyor. Biliyorsunuz son günlerde medyada olsun, basılı ya da TV kanallarında olsun, deprem dilden düşmüyor. Bir de bunu, biz de buna önem vererek bugünkü eğitimimizi depreme yönelik, deprem anında vatandaşlarımızın nasıl tedbirler alması gerekiyor, onun bilgisini paylaşalım ki bir nebze olsun da faydamız olursa ne mutlu bize dedik. BUSET yine bu eğitimi çok güzel bir katılımla gerçekleştirdi. Bundan sonraki eğitimlerimiz de yine devam edecek Ördekli Kültür Merkezi'nde. Çeşitli eğitmenlerimizi gerçekleştirmiş olduğumuz burada çeşitli eğitmenlerimiz de bilgilerini bizlerle paylaşacak. Evet, 2020'de de çok güzel bir projemiz var. İnşallah. Ama şimdilik o bizde saklı, sürpriz olacak. İnşallah onu da büyük bir müjdeyle basınımızda paylaşacağız. Evet, böyle tatlı tebessümlerle iki bayanımız var. Öncelikle Saadet Hanım, sizi tanıyalım. Peki efendim. BUSET'le tanışalı ne kadar oldu? Evet. Kendimiz tanıdıktan sonra buna bir yer verelim. Tamam. Neden BUSET? Evet, evet. İsmim Saadet Yazıcı. Bursa'ya geldiğim yaklaşık 10 yıl oldu. Gemlikliyim aslında ama çok uzun sene İstanbul'da kalma durumu olmuştu. Şimdi tekrar geri dönüş yaptım. Bursa'ya geldim.
bir 7-8 senedir bir takım derneklerle birlikte olduk sanat adına. Ama bir yıldır da bu seti tanıma imkanım oldu. Arkadaşlarım sayesinde. Çok memnunum bu yüzden. Her ne kadar Bursalı olsam da ya da Gemlikli olsam da Bursa'nın 17 ilçesini gezme görme imkanım olmamıştı bugüne kadar. Dediğim gibi İstanbul'da olduğum için bu setle beraber, bu set ailemizle birlikte ilçelerimizi geziyoruz. Tarihi, turistik, kültürel yerlerini görüyoruz. Bu arada ilçelerimize giderken de ben aynı zamanda Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Bursa temsilcisi olduğum için sokak hayvanlarımızla ilgili de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu da bu setin çalışmaları içerisinde. Sokaktaki ihtiyaç sahipli hayvanlarımızı her gittiğimiz ilçede beslemeler yapıyoruz. Olabildiğince günlük gezilerimiz sırasında yaralı ya da hasta olanlar varsa tedaviye aldırıyoruz. Az da olsa sokak canlarına bir katkımız olsun istiyoruz bu setle birlikte. Epey bir ilçeye gittik, beslemeler yaptık. Yanı sıra sanat dedim az evvel, müzikle ilgiliyiz. Sayın Başkanım'la birlikte, Kadın Kolları Başkanım'la birlikte Erdinç Hocam'la Ahde Vefa'yı kurmuştuk. Bu arada üye olduğumuz için bahsediyorum efendim. Bu set ailemizin bize çok büyük katkısı oldu ilk konserimizde. Güzel slaytlar hazırladılar Erdinç Hocam'ın geçmişindeki çalışmalarına dair. Onları paylaştık. Şimdi yine önümüzde bir projemiz var bu setle birlikte. Sayın Hocamızın Nilüfer'de bir sokağa isminin verileceğini müracaat etmiştik, kabul edildi. Çok güzel. Evet, sokağa ismini verirken yine bu set ailemizle birlikte, yine hep birlikte orada olacağız. Sanat adına da bir takım şeyler yapıyoruz. İnşallah dediğiniz gibi önümüzdeki günlerde sürprizlerle birlikte bunları da gerçekleştireceğiz, evet, hep birlikte. Evet. Evet. Sıra geldi Necla Hanım'a. Evet. Ben Necla Sezer. Bu sette ilk tanıdığımız yüzlerden birisi Necla Hanım. Ki beni Mustafa Kemal Paşa'ya kadar gelip bulan ekibin içerisinde kendisi. İlk, evet, sizlerle tanışma fırsatı bulmuştuk ki nereden nereye diyelim. Nasıl? Bir yıl içinde güzel bir yol kat edildi her anlamda. Bu setin faaliyetlerinin üzerine her gün binen faaliyetler ve burada gerçekten emeğiniz büyük. Evet, aynı soruyu size de yöneltelim. Biz sizi tanıyalım. Daha sonrasında bu set diyelim. Peki, ben Necla Sezer. Ben de bu set ailemle 3 yıl önce Ankara Beypazarı'nda tanıştım. Bu set ailemle olmaktan çok memnunum. 15 Temmuz'dan itibaren buradayım. Bu set ailem benim her şeyim oldu. Gerçekten güzel şeylere birlikte el atıyoruz. Başlangıçta bir huzur evi 2 yıldır, başlangıç geçen yıl oldu. Bu sene de devamını getirdik. 2 yıldır huzur evi etkinliğimiz oldu. Ahde Vefa birlikte konser verdik huzur evinde. Standlarımızı açtık. 10 stand birden. Çok güzel. Evet. Gelirimizi huzur evine bağış yaptık. Bursa Severler ailesi olarak. Arkasından sokak hayvanlarını, onları düşündük. O canlarımıza da bir nebze yardımcı olmak adına zaman zaman mama bırakıyoruz, götürüyoruz, gidiyoruz. Hürriyet, Yunus Eli, Gündoğdu, Derkan Kurşunlu, Gemsaz, Kumsaz, Gemlik, hatta Gemlik'ten ileriye Kumla ve Kapaklı'ya kadar. Yok. Her gördüğümüz bir hayvana dahi kedi köpek mamalarımızı bırakıyoruz. Çok çaresiz bir durumda hayvanlarımız. Onun haricinden ihtiyaç sahibi olan, okula başlayan çocuklarımıza destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz, evet, devam, aynen, ediyor. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Öğretmenler gününde öğretmenlerimiz adına Mustafa Kemal Atatürk'ümüz en başta olmak üzere ona bir mevlüt okuttuk. Şehitlerimize, gazilerimize lokmalar döktürdük. Ayrıca tekrardan Mihraplı'da yine bir mevlüt okutup şehitlerimize orada da yine lokmalar döktürdük.
bu gibi şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz. Bu arada biz yardım derneği değiliz ama Bursa severler olarak bir şeyler yapmak istiyoruz yine de. Görüyoruz, bakıyoruz, insanlar zor durumda, onların zor durumda bırakamıyoruz, koşturuyoruz biz de hep birlikte Bursa severler olarak. Böyle. Evet. Peki. Ben de Necla bir Bursalıyım. Bursalı olarak 73 yılında Bursa'dan gittim. Yurt dışında yaşadım İsviçre'de. Döndüğümde tabii ki ben Bursa'mı tanımamıştım. Bursa Seyahatler olarak hep birlikte il ve ilçe ve köylerimizi hep birlikte gezip görüyoruz, tanıyoruz. Böyle işte. Böyle işte. Çok mutlu ve memnunum. Çok güzel. Başta başkanımız tabii ki. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Biz de size teşekkür ettik. Evet, Halim Bey. Merhaba. Aslen Bursalı değilim ama Bursalıyım. Çünkü Bursa'yla tanışmam 74 yılı Barış Harekatı zamanında olmuştu. Ve zaman içinde 1985'e geldik ve 85'ten sonra bir ayağım sürekli Bursa'da oldu. Hatta ailevi mesleğimiz nedeniyle Bursa'nın yarısının haritasının yapılmasında ya da üçte birinin bayağı bir katkımız oldu. Her taşında toprağında adamım vardır diyebilirim. Özellikle de son yıllarda benim çalıştığım dönemlerde. Ve o kadar çok gidip gelince 2013 yıllara kadar dayandık. Sürekli gemiye gittim Bursa'ya. Sürekli beyan buradaydı. 2013 yılında evimi artık Bursa'ya taşıdım. Komple Bursalı oldum. Ve benim Bursa'ya taşıdığım zaman sosyal anlamda, çok arkadaşım var ama sosyal anlamda Bursa'yla entegre olmamı sağlayan ilk arkadaşım Necla Hanım'dır. Hatta çok da değişik bir hikayesi vardır. Parkta bizim hayvanseveri olduğumuz için ikimizde köpekleri var. Gezdirirken tanıştık. Bu dostluk ebedi güzel bir kardeşliğe dönüştü. Ve onun dışında ikimiz birlikte Necla Hanım'la Bursa Türk Sanat Müziği Korosu'ndayız. İki ayrı korodayız. Dolayısıyla o çalışmalarımız dönürken Buset'le tanışma fırsatı oldu. Ben de yaklaşık bir sene yakındır Buset'le çalışıyorum. Sen de Buset'le tanışmak ister misin dedi. Evet, o zaman seminerlere geldim. Çeşitli ilçe gezilerimiz vardı. Onlara geldim derken bir baktım ki Buset aslında Bursa'yı kucaklayan ve kucakladığı gibi sadece yani işte bir araya gelelim, lokalde çay içelim tarzında bir dernek değil. Bursa'ya kimliğini kazandırmak için Bursa'nın özel bir derneği ya da Bursa'nın kendisi olduğunu fark etti. Dolayısıyla Buset aslında Bursalıların Bursa'ya sahip çıkma şeklidir diye düşünüyorum. Ve neler gördüm? Çok ilginç şeyler gördüm. Mesela Necla Hanım'ın da bahsettiği gibi başkanımızın da hayvanlara yardım, birçok sokak hayvanlarına, kedilere en az 3 ya da 4 sefer rastladım. Yani daha fazlası da olabilir. Ben rastladıklarımı söylüyorum. Özel günler yapıldı. Bu günlerin içinde toplanan paralarla onlara özel destekler, çeşitli yerlere yemekleri bırakıldı ve bir derneğin yapabileceğini ise maksimum şekilde yapılmaya çalıştı. Sadece hayvanlarla kalmadı. Daha geçen gün özel çok yoksul ailelerimizden 7-8 tane çocuk, 10 tane çocuk baştan aşağı giydirildi. Belki başkanımız daha detaylı bahseder size. Onun dışında 17 ilçemiz halen gezilmekte, geziliyor ve her seferinde farklı köylerine, farklı kültürel alanlarına parmak basarak daha detaylı bir konuya giriliyor. Akabinde ben de yeni projeler üretmek için başkanımın fikir halindeyim. Dolayısıyla haklarımda olacağına inanıyorum. Buset'in de Bursa'yı çok daha fazla kucaklayacağına inanıyorum ve gerçekten Bursa'mızın kimliğinin daha ön plana çıkması için iyi bir adresteyim diye düşünüyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Salim Bey'e de. Evet, Sanat TV izleyicileri, az önce rejimiz çok güzel bir baklava sunumu yaptı sizlere. Tabii bu baklavaların bir sahibi var. O da evet. Bu akşam aramızda Hacı Ahmet oğulları. Baklava. Evet. Ve İmdat söz Pekin. Sizde. İmdat Bey İmdat bizlerle. Pekin. Şimdi bizim de buluşmamız çok güzel oldu daha doğrusu. Huzurevi kermesindeydik biz de. Yan standımızdaydılar. Poşetleri bitmiş. Dediler ki ya bizim poşetimiz bitti. Poşetiniz var mı?
Ve o poşeti verirken sohbetimiz oluştu bir anda. Yani anlık oldu yani. Şimdi öyle derken biraz sohbet bir iki dakika içinde dediler ki yani siz dedi madem biz derneğiz, siz de dedi Bursalısınız, Bursa'da çalışıyorsunuz, derneğimize üye yapalım dendi. Tabii ki yaparsınız dedim. Niye yapmayacaksınız? Biz Bursa'yı seviyoruz. Buradan ekmek yiyoruz. Ben İspartalıyım. Fakat Antep usulü üretim yapıyoruz. Biz de orada kermesle karşılaşınca biz buradan ekmek yiyoruz. Bu insanlardan ekmek yiyoruz. Tabii ki Bursalıyız biz de. Bursa'mızı evet. Tabii ki seviyoruz dedik. Yani bizim üstümüze düşen bir görev olursa biz tabii ki varız dedik. Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz evet, yer. Evet, biz de o vesileyle tanışmış olduk. Ve gerçekten ciddi projeler, ciddi adımlar atılıyor. Ki ben büyümekte olan bir firmayım. Ben bunları gördükçe evet gerçekten doğru bir yerde olduğumu, doğru insanlarla doğru projeler yapıldığı zaman nasıl başarılı olduğunu gördüm. Firmamda bunun etkilerini dernek olarak ve kendi firmamda da üyelerimize yaptığımız şeyler ve cidden ciddi derece projeleri var. Yani hani ben yetişemiyorum projelerine. Yani tabii birçoğuna ben katılamıyorum ama ben firmam olarak işte Mahmut Aslan ve Mehmet Aslan da bana bu konuda destek çıkıyorlar. Abi sen ne diyorsan odur diyorlar ve biz de her türlü projelerine elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Ve gerçekten çok mutluyum. Firmam ve Bursa'da yaşayan bir birey olarak, bir Hacı Ahmet Oğulları ailesi olarak çok mutluyum. Yani ciddi derecede bir aileyiz. Az önce de söylediler. Yani biz aile olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Ve o yüzden samimiyiz. Samimi olmayan insanlar zaten bizim aramızda olamıyor. Ve samimi insanlarla samimi ortamda güzel başarılar elde ettiğimizi çok kısa sürede gerçekten ben bir yıldır içlerindeyim. Hakikaten enerjilerine başkanlarımın yetişemiyorum. Yani ama ben de tabii gücümün yettiği kadar tabii memnun etmeye çalışıyorum. Yani çok da fazla gelip gidemiyorum birçok şeyin ama evet. Ya mutluyum. Bu ailede Bursa sevenler, Buset ailesinde olmaktan çok mutluyum. Şimdi biz de iş hayatının, esnaflarımızın STK'larla bütünleşmesi taraftarıyız ki STK'ların sesini daha güzel duyurması gerekiyor. Ama yapmış olduğumuz projeler, görüşmüş olduğumuz STK'lar ki ciddi sayıda STK'nın danışmanlığını yapıyoruz, eğitim proje. Ve burada ortak bir noktamız var. Aynı zamanda işletme geliştirme danışmanıyız. Evet. STK'larla iş yerleri bir arada yürümeyi başardığı anda zaten projeler böyle kendiliğinden yürüyor. Birisi piyasanın algısını ve olgusunu sunarken diğer taraftan da halk için az önce Necla Hanım'ın Saadet Hanım'ın saymış oldukları sosyal sorumluluk projelerini çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonrasında bizler daha üst seviyelere taşıdığımız projelerde ne oluyor? STK'larla iş hayatı komplike bir şekilde yürüyor. Evet. Katılımcılarımızı dinledik. Ama söz yine sana geldi başkan. Şimdi iki dönemdir başkanım dedik. Bu iki dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz projeler, daha önce konuştuğumuz gibi bütçeli projelerimiz yok. Ama görüyorum ki her alanda faal olan küçük projelerimiz yer alıyor ve bunu gururla söylüyoruz ki Bursa'ya mal edilmiş birçok proje, Bursa halkına mal edilmiş birçok proje ve en son sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşımlarımız gerçekleşti. Sokak hayvanlarına karşı güzel bir projemiz oldu. Bunun yanında bizim atladığımız, bilmediğimiz, bizden sakladığın ne var başkan? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. STK, hani benim de sivil toplum kuruluşlarıyla kucaklaşmam 5 sene. Bu da nerede başladı? Buset'le başladı. Buset'in kurucu üyesiyim. Ve bu mevcut zamana kadar sürekli yönetim kurulu ve başkanlık olarak devam etti. Biz şimdi kulaklarını da çınlatmak istiyorum. İsmet
arkadaşımız var bizim. Köşe yazarıdır kendisi İsmet Bey, İsmet Koyuncu. İsmet Bey'le oturduk bir gün, ya dedik, bu derneklerin nedir işte? Bu topluma ne veriyor? Böyle bir tartışma geçti. Ya dedim, öyle bir şey yaratalım ki biz dedim. Bursa severler olarak biz farklı olalım. Sıradan bir dernek kimliğinden çıkalım, çanta derneği olmaktan çıkalım. Bizim bir yerimiz olsun, bu çabayı gösterelim. İşte İsmet Hocam da aynı zamanda siyasetçidir. Biraz fikir alışverişinde bulunduktan sonra başkan dedi, bundan sonrasını bulmak, misyonu bulmak senin işindir, benim işimdir. Ben bu söz üzerine yaklaşık 3 ay falan düşündüm yalnız. Ciddi bir düşünce dolu. Baktık şimdi STK'ların birçoğu kimlikler mi? İşte hepsi bizim. Evet. Ama herkes giremiyor. Tabeleden. Dedik ki ayrıştırmadan bu bayrağı bayrak kabul etmiş, ezanı ezan kabul etmiş, bizimle beraber bu vatanın birliğini, bütünlüğünü kabul etmiş herkese biz bu kapıları açalım dedik. Bursa Severler Derneği'nin misyonu bu oldu. Ayrıştırmadan toplumsal barışı sağlamak. Doğudaki insanımız da bizim, batı da bizim, güneyi de bizim, kuzeyi de bizim. Evet. Bu topraklar bölünmez bir bütün. Ve biz ne kadar aramıza nifak sokulsa da temin bahsetmeye çalıştım. Sosyal barışı sağlamak adına hani detaylı olarak girdiğimiz zaman konu bu. Bizim hiçbirimizden farkımız yok. Hiç kimsenin bir kimlik seçme şansı da olmadı dünyaya gelirken. Ben batılıydım. Doğulun da doğuda olmak gibi bir seçeneği yoktu yani. Evet. Bu böyle bir şeydi. Biz dedik ki diğer derneklerden farklılığımız şu olsun. Biz ayrıştırmadan herkesi bu dernek içerisinde toparlayalım. Bursa'da yaşayan herkesi bir araya getirelim. Bunları bir araya getirirken en güzel toplanabileceğimiz yerler manevi ve kültürel değerlerimiz. Ulu Cami'mizi tanıtalım. Ben bir Bursalı olarak Ulu Cami'yi Bursa severlerle bildim. İçerisindeki gizli mesajları, işte oranın yapımını. Birçok yerde bunları bu şekilde tanıdım. Yani biz kültürümüzü bilmiyoruz. Biz kimliğimizi bilmiyoruz. Bu anlamda birleştirmesi için benim de misyon olarak bu derneğe böyle bir sunumum oldu. Ve yönetim kurulu arkadaşlarımız da bunu kabul etti. İşte az önce görüştüğünüz gibi İstanbullu arkadaşımız da var. Isparta'lı arkadaşımız da var. Ağrılısı da var, Vanlısı da var derneğin evet. içinde. Önemli olan kardeşçe bir arada yaşayabileceğimiz bir ülkenin inşaatını biz STK olarak bu sorumluluğu olarak biz elimizi taşın altına koyduk. İnşallah diğer derneklerimize de örnek oluruz bu konuda. Evet. Süleyman Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir ara veriyoruz. Daha sonrasında yine birlikteyiz. Akciğerlerimiz havayı içine çeken süngerler gibidir. Akciğerlerimize hava yerine sigara dumanı çektiğimizde bu duman kansere neden olan katran olarak birikir. Günde bir paket sigara içen bir kişinin bir yıl içinde akciğerlerinde biriken katran miktarı işte bu kadar. Telefonla konuşan sürücülerin kaza yapma ihtimali konuşmayanlara oranla 3 kat daha fazla. Araç kullanırken telefonla konuşuyorsanız en pahalı tarifeyi ödeyebilirsiniz. O zaman tercihinizi yapın. Ya telefonu kullanın ya arabayı kullanın. Cem doğru söylüyor. Ya sadece telefonunuzu kullanın ya da sadece aracınızı. İletişimde ödeyeceğiniz en pahalı tarife araç kullanırken yaptığınız telefon görüşmesinin tarifesidir. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Evet, Bursa Sanat TV seyircileri. Biz tabii burada konuşurken bizi izleyen seyircilerimizden küçük mesajları var. Hasan Dönmez, Diyarbakır'dan Bursa'ya kucaklar dolusu selamlar demiş. Biz de Bursa'dan Diyarbakır'a kucaklar dolusu selamlar gönderiyoruz hep birlikte. İhsan Zeybek, Bursa'mızın Güzide Derneği ve değerli eğitim danışmanı sizleri canı gönülden kutlarım. Üstün başarılar diliyorum demiş. Biz de
Nisan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Raif Kocabaş, hayırlı yayınlar diler. Bursa'mızın en kaliteli baklavacılarından günden güne büyüyen Hacı Ahmetoğulları baklava sahibi İmdat Bey ve konuklarınıza selamlar iletiyorum demiş. Aleyküm. Biz de Raif Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve bizi izleyen bütün seyircilerimize de kucak dolu selamlarımızı muhtarımızdır kendisi. İletiyoruz. Ha bu arada Raif Bey'in Bağlaraltı muhtarıymış. Muhtarımıza selamlar olsun diyelim. Evet. Ona da kolay gelsin. Ve seyircilerimin mesajlarını da dile getirdikten sonra biz hemen yine konuklarımıza dönüyoruz. Gelelim Mecla Hanım'a. Yönetim Kurulu Başkanımızı dinledik. Kadın Kolları Başkanımız, iki başkanımız. Biri bir köşede, biri bir köşede. Kaç üyemiz var? Ve bunun kaç tanesi kadın? Ve neler var programlarımızda? Yapmış olduğumuz programlarda kadınlara yönelik neler kazandırdık? Üye sayımız bir hayli kalabalıktı. Fakat üyelerimizden çıkardıklarımız oldu. 300 kadar üyemizi çıkardık. 120 üyemiz kaldı. Bu arada kadın komisyonlarımız olaraktan, 7 bayan arkadaş olaraktan Bursa Severler Derneği'nde görev yapıyoruz diyelim. Hep birlikte ben değil biz olarak buradayız. Hep beraber toplanıyoruz. Ne yapacaksak kararlarımızı alıyoruz. Başkanımıza sunuyoruz. Başkanımız da onaylıyor ve gerçekleştiriyoruz yapacaklarımızı. Zaten STK'larda en büyük sorunumuz ben olmak. Bizde işte, ben yok. Ben olduğumuz için maalesef geçen programlarımızda da biz dile getirdik. Bursa Derneği, ondan sonra bir Öz Bursa Derneği, daha sonrasında Has Öz Bursa Derneği oluyor. Hep böyle parçalanarak miyom gibi büyüyorlar. Ama Süleyman Başkanımızın da az önce değindiği nokta, tabela derneği maalesef istemiyoruz. Evet. Aynen. Gerçekten elini taşına altına sokan üyelerle birlikte, evet, proje adı altında gerçek projeler üreten ve üretmiş oldukları projelerle halkımıza STK'nın gücünü gösteren verimli derneklere ihtiyacımız var. Bu da gerçekten parmakla gösterilecek sayıda. Buyur başkanım. Şimdi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Yani bu dernek yöneticilerimiz, işte dernekler müdürlüğü, bana göre yani Bursa'da, diğer illeri bilmiyorum ama Bursa'da bir dernek kirliliği olduğu kesin. Az önce bahsettiğiniz gibi seçimi kaybeden gidip bir dernek kuruyor. Canı sıkılan bir dernek kuruyor ve ne yaptığı belli. Derneklere bir kota konulmadı. Kurdun. Nereye geldin bir senede? Evet, hakikaten bir STK olarak sen topluma ne verebiliyorsun? Yoksa sadece kendi kimliğini öne çıkarıp ya da bir takım rant peşinde misin? Bunların iyi denetlenmesi gerektiğine inanabilirim. Dernek ikinci, üçüncü senesinde. Yani bunu bir 5 senelik periyote yaymak lazım. 5 senede belli bir noktaya gelmeli bu dernek. Burada yeri geliyorsa yine söylediğim gibi siyaseti sokmadan, hiçbir siyasi partinin de arka bahçesi olmadan burada toplum için, toplum barışına, huzuruna katkı verebilecek bir 5 senelik bir periyot hazırlamalılar. Hazırlanmalı yani bu. Ve bu derneklerin bu sınavı olmalı. Eğer bu sınavı geçemiyorsa bu derneklerde kapatılması gerektiğini inanıyorum. Evet. Çünkü benim bir STK alıyorum. Ben mesela Bursa Turizmi'ne katkıda bulunduğumu iddia ediyorum. İşte bir su düşen şelalesini çok merak ederim. Suçlu değil, su düşen şeyler. Bursa'da kaç kişi biliyor? Veya evet, kaç kişi gitmiş? Veya bir Kabil Baba türbesini kaç kişi ziyaret etmiş Bursa'da? Bunları, madem ben turizm elçisiysem, bunları yaptığımı ispatlamam gerekiyor. Oturduğum yerden al gülüm ver gülümlere dönmesin bu dernek işleri. Hakikaten bu topluma doğru mesajlar veren kurumlar olmalı. Ve yeri geldiğinde de resmi kurumları bile denetleyecek güce sahip olmalılar bunlar zaman içerisinde. Şimdi bu konuya değindiğimiz zaman Uludağ Üniversitesi dekanlarımızdan Kurtuluş Kaymaz'ın çok güzel bir projesi var. Bu yıl hayata geçirildi. Ve önümüzdeki programlarda kendisini de inşallah buraya davet edeceğiz. Bu projeyi kendi ağzından dinleme şansımız olacak. Denetlenmeyen dernekler üzerine verimli dernek haline getirilecek şekilde geliştirilen bir proje. Ve derneklerin bu yıl dikkat ettiyseniz yoğun bir denetlemesi var.
Bursa İl Dernekler Müdürlüğümüzün yoğun bir çalışması, valiliğimizin bir çalışması ve tabii bunda Kurtuluş Hocamızın çok büyük bir emeği var. Bahsettiğiniz gibi sıkı bir denetlemeyle bunların elenmesi gerekiyor ki 5000 küsur dernek en azından minimize indirilsin ki adı başarıyla anılan derneklere sahip olabilir. Yani topluma faydalı olmak önemli olan burada. STK'nın bana göre ilk amacı toplum içerisinde barışı sağlamak. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden. Sen gelemezsin de, sen gelemezsin de olmaz bu işler. Biz zaten mozaik bir toplumuz. Evet. Bu mozaiği aynı pota içerisine koyup eritip bir yapmamız gerekiyor. Biz şimdi nereye yaptık mesela? Geçmiş biraz da projelere yani çok fazla bu iş böyle konuştukça siyasi boyuta da gider. Bizim sevmediğimiz şey. Biz ne yaptık? Geçmişten günümüze bir fotoğraf sergisi açtık. Teyare Kültür Merkezi'ne. Halkımıza sunduk bunu. Biz ne yaptık? Dedik ki Nisan'ın ilk haftası şehitlerimizi biz unutmadık. Mevlid'ini okutacağız dedik. Ne yaptık? 10 Kasım'da ulu önderimiz Atatürk'ü unutmayacağız ve şehitlerimizi unutmayacağız. Bunlar için lokma dağıtımı yaparak mevlidini okuttuk. Bursa Severler Derneği'ni anlatmamız gerekirse biz 15 Temmuz itibariyle Bursa Severler Derneği sınıf atlamıştır. Evet. Bulunduğu yerden sınıf atlamıştır. Biz daha önceki dernek tecrübesini kazanana kadar geçen dönemde biz sadece ilçelere gittik, gezdik, döndük, geldik. Biz şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki çalışma temsil grubumuz var. Halim Bey de çalışma temsil grubu üyemizdir aynı zamanda. Temsil grubu başkanımız Kenan Yetişen hocama da selamlar olsun burada. Kenan Yetişen hocama diyoruz ki biz bu ay arkadaş Kemal Paşa yapacağız. Nerelerine gidebiliriz öncelikle? İşte Kenan hocam araştırıyor, çiziyor, sunumunu hazırlıyor. Arabaya bindiğimiz zaman burada yol boyunca gideceğimiz yerlerin doğal şartlarından, tarım ürünlerinden ya da madenlerinden ne varsa katılımcı arkadaşlarımız aktarmaya çalışıyor. Ve bunu bir Bursalı olarak birçoğumuz ilk defa duyuyoruz. Yani burada kişi ayırmadan ben de dahil olmak üzere birçok şeyi ilk defa duyuyoruz, ilk defa öğreniyoruz. Zaten amacımız tanıma ve tanıtmak. Evet. Önce biz tanıyacağız, sonra tanıtacağız. Bunları yaparken de gidiyoruz halkımızla kucaklaştık. Şimdi benim iç benim aslıma bakarsanız Kemal Paşa kökenliyim de ben ne Kabul Baba köyünü görmüşümdür, ne Güllüce'yi görmüşümdür, ne Çaltılıbükü görmüşümdür. Orada gittik halkımızla kucaklaştık. Oturduk çay içtik. Evet. Sohbetler ettik. En azından Bursa'ya geldiği zaman ya burada da bizim bir derneğimiz var diyebileceği bir kapıları var. Yani bütün kapımız açık herkese. Bunu gerçekten başardık. Neler yaptık? Onun dışında huzur evinde 2 yıldır kermesi olayımız var. Bize yarınımıza ışık olan büyüklerimiz var orada. Biz onlara destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda gelen davet üzerine biz burada ilk sene evet dedik ve bir telaşa tabii. Buraya nasıl toplanır, bunlar nasıl olur ve ilk defa bir kermese katılıyor Bursa Severler. Evet. Böyle bir engamenin içinde evet o gün de mahcup olmadık. Başımız dik. Bütün etkinliklerimizde başımız dik çıkmayı başarmışız. Orada İmdat arkadaşımızla tanıştık. Bir sene sonraki sene güç birliği yaptık. Evet. Acamet oğullarınla beraber. Dedik ki biz beraberiz, aileyiz madem. Senin benim yok. Bütün standları birleştiriyoruz. 11 tane stand açtık. Ve bütün gelirinde huzur evinde yarının bize yarınlarımıza ışık tutacak büyüklerimizin kullanılmak üzere oraya bağışlandı. Ve ben buradan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Nur Aktaş Bey ve nezdinde çalışan tüm çalışanlara bize etkinliklerimizde verdiği katkılardan dolayı ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi bizim her zaman tüm etkinliklerimize olumlu onay verdiler. Ben kendilerine buradan şahsım ve derneğim adına çok teşekkür ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum bu konuda. Evet, biz de Bursa Belediye Başkanımıza
derneklere yapmış olduğu yardımlardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce sanat ve siyaset diye bir şey kullandık ama ben bu soruyu size değil Saadet Hanım'a yönelteceğim. Sanatla iç içesiniz. Olmaya çalışıyoruz. Olmaya çalışıyoruz. Her zaman benim nacizane savunmam, sanatla siyaset asla bir yere de olmaz. Bu konuda sizin fikirleriniz neler? Katılıyorum. Siyaseti gerçekten yapabilenler yapsın. O bizim işimiz değil. Biz sanatın ucundan köşesinden ne yapabiliyorsak, o kadar büyük derya deniz ki sanat deyince her bir kolu, resim kolu, müzik kolu, edebiyat kolu, hepsi çok çok büyük derya deniz diyorum ya. Biz naçizane müzik kolunda olmaya çalışıyoruz. Ama işin içine girdikçe hiçbir şey bilmediğimi öğreniyorum her geçen gün. Bursa'ya geldiğimden beri korolarda çalıştım. Çok değerli hocalarımız var. Sağ olsunlar. Katkıları hakikaten çok büyük müzik alanında. Biliyorsunuz Bursa'da bir de gezek durumları var. Bu Bursa'nın meşhur gezeyi eskiden evlerde toplanılırmış. Feneri dışarıya asılırmış. Gezek olduğu komşulardan evet izin de alınıp gecenin belirli bir saatine kadar orada gezek, Türk müziğinin geçmişten bugünümüze Türk müziğinin eserler icra edilir, hep birlikte olunur, yenilir, içilir. Maksat hep beraber olmak, hem müziği icra etmek, hem de hoş sohbet birkaç saat geçirmektir. Halen daha bu devam ediyor. Bursa Dostluk Gezeğimizde sürdürüyoruz biz bu geleneği. Diğer gezeklerimiz de var. Bursa'da bu çok güzel bir gelenek. İstanbul'da ben bunu görememiştim. Ne yazık ki bu Bursa'nın şeyi. Az evvel başkanım da bahsetti. Gezilere giderken de arabamızın önüne koyduğumuz Bursa Sevenler Derneği'nin flamasıyla mesela Kapadokya gezimiz oldu. Orada ne kadar arkadaşlar gördüyse Bursa'dan mı geliyorsunuz diye hepsinin ayrı sevgisiyle karşılaştık. Hakikaten bu çok güzel. Çok güzel bir şey. Ve Bursa gerçekten sanata, siyaseti ben bir kenara bırakayım. O bizim işimiz değil, az evvel de söyledim. Bursa sanat konusunda hakikaten çok faal. Çok güzel derneklerimiz var. Halk müziği, Türk müziği, diğer konularda da yazarlar, söyleşiler, imza günleri mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe de artacaktır. Bu set de bunun kenarından, köşesinden biraz da katılmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Evet. Şimdi gezek köylerimizde eski adetlerimizden bilirsiniz. Ben öğrencilerimle birlikte bir köye ziyarete gideceğim. Otobüste de anlatıyorum. Şimdi gittiğimiz köyde diyorum işte şunlar ağlanca. Hele hele yeni nesil çocuklar alışık olmadığı için bu tip şeylere hocam nasıl doyuracaklar bizi bu kadar kalabalık insan? Tabii köye gittik. Muhtara haber saldığımızda dedi kaç saat buradasınız? İşte dedik ki saat 2'ye kadar 14'e kadar buradayız. Tamam dedi. Ve bir saat sonra hani karnımız pilavlar, kavurmalar, çocuklar şok. Hocam nasıl yani? Bunların kime para ödeyeceğiz? Bakın. Çünkü bitti o. Adetlerimiz bitti. Çocuklar her şey madde karşılığında olabileceğini zannediyorlar. Ama köylerimizde maalesef bu işte artık yavaş yavaş bitmek üzere. Köylerimiz bitiyor. Birçok köyümüz boşaldı. Yeni neslin bu tip öf ve anneannemizden hiç haberi yok. İşte aslında bunları bildirmek bizim vazifemiz. Evet. STK'ların görevi bu. STK'ların görevi bu. Evet, çalışma temsil grubu dedik Alem Bey. Çalışma temsil grubu nedir? Bu setin neresindedir? Ne yapar? Şimdi bu set yelpaze gibi çok geniş alanlara yayıldığı için birçok konuda projeler üretiyoruz. Ürettiğimiz zaman da yapılan çalışmaların bir yürütme olayı var. Yani hazırlık safhası var. Liste hazırlanmasından, insanlarla iletişime geçilmesinden, bir araya getirmesinden, toplumun artıları, eksilerinin bir şekilde dile getirilmesine. Dolayısıyla bu grup ya da işte bahsettiği gibi Kenan Yeten hocamız, ben ve birkaç arkadaşımızla birlikte bu tür organizasyonlarımızın eksiksiz, sıkıntısız ve rasyonel bir şekilde yürümesini arzu ediyoruz.
Tabii ki çeşitli şubelerimiz var. Mesela ben biraz önce bahsetmeyi unuttum. Ben aynı zamanda Buset'in sporla olan ilgisini de biliyorum ama bu konuya da inşallah önümüzdeki dönemlerde eğileceğimize inanıyorum. Şahsen ben Satranç Federasyonu'nun hem hakemiyim hem de antrenörüyüm. Belki bu konuda bir çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya da çocuklarımıza zaten öğretiyoruz. Okullarımıza zaten bunun eğitimi var. Ama halihazırda öğrenmek isteyen büyüklerimiz, hanımlarımız da var. Belki onlarla ilgili bir çalışma yürütebiliriz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla projelerimiz çok kapsamlı devam ediyor. Spor olsun, sanat olsun, kültür olsun, tarih olsun. Bunun dışında birlikte beraberlik ve kaynaşma olsun. Yani Bursa'yı kimlik bildiğimiz zaman 360 derece bakabilen bir perspektifle yaklaşmayı düşünüyoruz. Biz de bu perspektiflerde bu projelerin yürümesinde bütün kolaylığı sağlayıp elimizden gelen yapmaya gayret ediyoruz. Çok güzel. Teşekkür ettik Alim Bey'e. Şimdi dedik ki Antep usulü. Evet. Hacı Ahmet oğulları. Evet. Ve İmdat Bey STK ile yeni tanışmış. Evet. Daha önce hiçbir STK ile çalışmamız olmadı anladığım kadarıyla söylemlerinizden. Yani yöremizin İsparta'nın derneğinde yönetim kurulunda iki dönem yaptım. Çok ama, güzel. Yani böyle sivil toplum kuruluşu olarak yani geneli bağlayan bir sivil toplum kuruluşunda herhangi bir görev almadım. Almadınız. Ama tabii vaktimizde gerçekten çok da fazla yok aslında. Çünkü biz de çok yeni, maalesef. Çok yeni büyüyen bir işletmeyiz. Bu setle beraber hep birlikte evet, büyüyeceğiz o zaman. Evet, evet. Kesinlikle. Zaten yani biz tamamen her şeyimizi beraber yapıyoruz. Yani şimdi az önce başkanım da söyledi. Aslında yardım kuruluşu değiliz ama yardım da yapıyoruz. Bu söyledikleri çok ufak şeyler. Yani biz gerçekten benim bir yılda bildiğim çok ciddi yardımlar yapıyoruz. Buset ve Hacı Ahmet oğulları beraber hareket ediyoruz. Evet. İşte okullara da gidiyoruz. Öğretmenler gününde işte her türlü programda varız. Biz bunu ayırt etmiyoruz. Yeter ki gerçekten doğru projeler, doğru yerlere gittiğini bildiğimiz her yere gücümüzün yettiği kadar yardımlar yapıyoruz. Kimsesizler olur, sokak evet. hayvanları olur. Yani hiç fark etmiyor bizde. İşte yurt, yaşlılar yurdu olur, kimsesizler yurdu olur. Çocuk esirgeme kurumları olur. Yani hiç fark etmiyor bu konuda. Ve bizim üretimimiz işte oradan geleceğiz. Yani hani Antep ama biz herkesle beraber her türlü projede yani elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Bu da bir şey olarak firmam ve Bursa Sevenler Derneği olarak her türlü projede biz doğal, gerçek olan, samimi olan insanların her zaman yanındayız. Çok güzel. Yani her zaman bizi arayıp da ister başkanımız ister bizi ulaşıp her türlü talepleri, doğru olduğu talepleri biz yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yapmaya çalışıyoruz bu konuda. Bunu da sözünü veriyoruz zaten. Biz de dediği gibi biz bir aileyiz çünkü. Evet, biz bir aile olduğumuz için biz de Işık Masalı Eğitim ve Gelişim Proje Danışmanlık olarak onlara bir eğitim projesi sözü verdik. Çok güzel. Yaklaşık 6. eğitim oldu herhalde. 6-7 eğitim oldu. Güzel de yürüyoruz. Bu şekilde kenetlenirsek üretebiliriz. Zaten evet, kesinlikle. Ülkemizde üretim çok sıkıntılı olduğu evet. için yol alamıyoruz. Bu yüzden sıkıntılarımız büyüyor. Ve inşallah bunları da hep birlikte sizin gibi anlayışlı iş adamlarıyla birlikte çözmeye çalışacağız. Tabii ki. Evet. Necla Hanım, yurt dışı dedik, İsviçre evet. dedik. Evet. Neden Türkiye'ye geldik? Ve Türkiye'ye geldiğimizde aradığımızı bulabildik mi? Evet. Güzel bir soru. 73 yılından beri yurt dışında yaşadım. Artık yeter dedim. Kendi ülkeme dönüp Bursa'mda kendi Bursa'ma, kendi insanlarıma faydalı olabilmek adına ve kendi bayrağımın altında, toprağımda yaşamayı tercih ettim. Yeter dedim bir yere kadar. Çalıştım. Çoluğumu, çocuğumu büyüttüm. Kariyerlerini yaptılar. Artık benim yapacak bir şeyim kalmadı orada. Bursa'da olmaktan çok memnunum ve Bursa'ya geldiğimde Bursa'yı tanımıyordum. Başında da söylediğim gibi Bursa Severler ailesine girmekle çok iyi, en doğru kararı
verdiğime inanıyorum. İyi ki bu sete ailesiyle tanışmışım. İyi ki buradayım. Onlarla Bursa'mı tanıyorum. İşte dediğim gibi tekrardan başa dönüyorum. Köy ve ilçelerini gezerek tanıyoruz, görüyoruz. Gerçekten manevi ve kültürel değerlerimiz çok güzel. Her şey bizde aslında. Her evet, şey Türkiye'de. Her şey Türkiye'de. Her şey bizde. O kadar çok gezip görülecek yerler var ki gezerek, görerek, tanıyarak, tatlarını tadarak Bursalı olmaktan da çok mutluyum ve Buset ailesinde olmaktan da çok mutluyum. Çok mutluyuz, evet. Türkiye'ye döndüğünüzde keşke İsviçre'de kalmaya devam etseydim demenize sebep olacak bir olay hayır, asla. Olmadı değil mi? Hayır asla. Evet, birçok ülkeyi gezmemize rağmen, birçok evet. kültürü tanımama rağmen ben de maalesef dönüşü iple çekiyorum. Ben evet. koşa koşa ülkeme dönüyorum. Her şey Türkiye'de. Gerçekten aynen. çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. İlçemi çok seviyorum. Mustafa Kemal Paşa'yı çok seviyorum. Ki adından dolayı bir o kadar daha çok seviyorum. Mustafa Kemal Paşalı başkanımızla bir aradayız. Birçok STK'da da yine Mustafa Kemal Paşalı başkanlarımızı görüyoruz. Bu da Bursa'mıza büyük bir gururla bakmamıza sebep oluyor. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Biz programımızın sonuna yaklaşırken bir kez daha Buset Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Kunduzcu'ya dönerek diyoruz ki Buset ne bekliyor? Buset ne bekliyor? Güzel. Güzel ve oldukça da zor bir soru hocam. Yani çünkü ters köşe yapacağım demiştin yaptın yani. Hocam Buset ne bekliyor? Buset az önce özellikle üstüne basa basa söyledim. Sosyal barışın sağlandığı, yolda geçerken birbirimize gülümsediğimiz, bir selam verebildiğimiz toplumun hayalini bekliyor. Bunların da en güzel, biz manevi ve kültürel gezilere ağırlık verdiğimizin de en büyük sebebidir. Bunun etrafında insanlarımızı toplayabilirsek, dedikodudan uzak, riyadan uzak, çıkardan uzak, biz hakikaten bir olmayı öğrenmek adına, az önce de söylediğim gibi misyonumuzda belirttiğim gibi ayrıştırmadan biz Türk'üz. Türk bayrağının altında yaşıyoruz ve hepimiz kardeşiz. Evet. Ben bu mesajı bütün STK'ların bu şekilde karşılamasını ve değerlendirmesini istiyorum. Hatta siyasilerin de bu konuda özellikle A parti, B partiyi bırakalım. Biz bir olmayı öğrenelim. Çünkü bizim arkadaki kuyumuzu kazacak dışarıda birçok insan var. İçeriye gelmeden. Biz önce içimizde birliği, beraberliği, kardeşliği bir inşa edelim. Evet. Peki bu setin devamlı faal olarak kullandığı ofisimiz evet. ve var olan şartlarımız faaliyetlerimizi yürütmek için müsait mi? Hocam o maalesef işte bütün STK'mızın derneğinin sıkıntısı. Dernek bütün derneklerin kanayan yarası. Çok cüzi bir yıllık aidat alıyoruz. 5 TL gibi bir rakamla. Bir sürü faaliyet saydınız. Evet. Notuma da aldım. Bunlar bütçeli faaliyetler. Bunun yanında derneğin kendini sürdürebilmesi için bir bütçeye ihtiyacı var. Kirayı da, elektrikti, işte bu tip giderlerimiz. O 5 lirayla olacak iş değil bunlar. Anlıyoruz ki bayağı kişi elini taşın altına koymuş. Ben özellikle az önce belirttiğim gibi 15 Temmuz itibarıyla yeni gelen yönetim kurulu ve çalışma temsil grubu arkadaşlarım ve destek veren arkadaşlarımız var yine derneğimizde. Onların katkılarıyla bu iş dönüyor. Yani bu iş derken bu etkinlikler meydana geliyor. Ve ben yani özellikle de derneğimize katkı veren oldukça fazla üyemiz var. Ben onlara da buradan sizin aracılığınızla bir teşekkür etmek istiyorum. Evet 5 lira aidat var ama etkinliğimize gelir. Maddi manevi her türlü desteğini verir. İşte sizin eğitimlerinizde olduğu gibi her yerde olmaya çalışan arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Dernekçilik gönül işi. Gönlüne koyan evet. Bursa severlere gelebilir ama gönlüne koymayan hiç uğramasın bizim kapıya. Öyle diyeyim hocam. Onu da az önce Necla Hanım'ın beyanından öğrendik. 300 üyemiz vardı. 120 üyeye düşürdük evet. Dediğinde kapımıza uğramasın demenizle bütünleştiriyoruz o kısmı. Aynen. Yani bütün STK'larda olduğu gibi bize verimli üyeler evet. gerekiyor.
Evet, ben bu setin üyesiyim. Tamam, bu setin üyesisin. Ama neredesin? Evet. Neredesin? Ki biraz sivri dilliyizdir eğitimlerimizde, ben ve eğitmen arkadaşlarım. Direkt bunu sorarız. Bakarsanız işte 300 üyemiz var. Aa, ne güzel. Peki nerede? Nerede? Eğitimde 20 kişi var. Evet. 300 üyesi olan bir derneğin en az o eğitim salonunda 60 üyesi olması gerekiyor. Evet. Şimdi bugün vermiş olduğumuz eğitimde gördük ki doğru bildiğimiz birçok yanlışımız var. Ama biz maalesef halk olarak eğitim dedik mi çok uzak kalıyoruz. Ve bizler, evet, eğitim firmaları, danışmanlık firmaları, yine bizleri destekleyen iş hayatındaki arkadaşlarımız olsun, bunları gönüllülük nezdinde yapıyoruz ki biz zaman ayırıyoruz. Evet. Ha, buraya ayırmış olduğumuz zamanı bir şekilde biz karşılığı olan işlere de yönlendirebiliriz ama faydalı olabilmek adına bu tip çalışmalar gerekiyor. Bir de ücretsiz olduğu. Bir de halde. Ücretsiz. Sizler o salonu temin etmek için bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Aynen. Bizler eğitimi verebilmek için biz şirket sahipleri ve eğitmen arkadaşlarımızla birlikte orada faal olmaya çalışıyoruz. Ama maalesef duyarlı bir üye kitlesine hasretiz. Evet. Sadece bu set için geçerli değil. Ya da benim kendi derneğim SUFODER, Su Uçtu Fotoğraf Sanatı Derneği için geçerli değil. Maalesef az önce Süleyman Başkanımızın belirttiği gibi bir STK çöplüğü var. Bu STK çöplüğünün içinde bu manzaralar gerçekten çok fazla. Evet. Yine belediyelerimiz elinden gelenin yardımı bizlere yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizleri destekliyorlar. En basitinden konuşalım. Gezimiz için bir otobüs istiyoruz. Hayır demiyorlar. Evet. Veriyorlar. 45 kişi geleceğiz diyorsunuz. Çünkü dernek üyeleri biz ben gelirim. Ama otobüse biniyorsunuz 20 kişi. Aynen. Bu sefer belediyelerimiz de dönüyor ki 20 kişi için mi benden otobüsü istedin diyor. En azından bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için koşturan başkanımıza saygı, başkanlarımıza saygı, derneğine saygı. Derneğine saygı. Evet, bu setin üyesi deyip gezmeyi biliyorsun. Biraz evet. Böyle ağır basacağız ama yapacak bir şey yok. Ha, bunlar görülmesi gereken şeyler. Maalesef. Bizler için yapılan fedakarlıklara bir şekilde karşılık vermemiz lazım. Doğru. Yani vefa sadece İstanbul'da bir semt değil. Bir boza markası değil. Bu vefa maalesef ön saflara çıkması gerekiyor ki bizlerin emeklerinde herhangi bir bedel zaten